Şimdiye kadar sinyallerin nöron üzerinden elektriksel potansiyeller kullanarak nasıl yayıldığını öğrendik arkadaşlar. Bu videoda nöronun anatomisi ve fizyolojisini birlikte inceleyerek daha önce öğrendiğimiz her şeyi birleştirelim istiyorum ve nöronların nasıl çalıştığına bir bakalım. Buraya tipik bir nöronun anatomisini çizdim. Dentritler hakkında daha önce de konuşmuştuk. Buradan sinyaller hücreye gidiyordu. Eğer beyinde isek bu dendritler başka aksonların sonlanma noktaları olabilir. Ya da bunlar duyu nöronu ise başka nöronlardan gelen duyu bilgileri dendritleri uyarabilir. Şöyle bir genelleme yapacak olursak nöronların bu şekilde uyarıldığını söyleyebiliriz. Uyarıldıktan sonra pozitif iyonlar dışarıdan gelip nöronun içinde birikmeye ve ilerlemeye başlar. O yüzden arada bir potansiyel fark oluşur. Normal koşullarda nöronun içinin dışından daha negatif olduğunu biliyoruz. Herhangi bir uyarıcıdan sonra açılan kanal sayesinde nöron uyarıldığında pozitif iyonlar nöronun içine hareket eder. Belki burada bahsettiğimiz pozitif yüklü iyon ise muhtemelen sodyum iyonudur. Evet. Yani uyarı sonucunda bir sodyum kanalı aktive ediliyor olabilir. Biz de bu sayede uyarılma gerçekleştiğinde elektriksel potansiyelin yayıldığını görüyoruz. Şimdi diyelim ki burada akson tepesinin orada bir voltmetremiz var. Burası aksonun başlangıcına deniyor. Bir süre sonra ne olduğunu hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Ve değişen zamanlarda voltaj farklılığını inceleyelim. Önce buraya bir tablo çizeyim. Uyarının zaman sıfırdayken gerçekleştiğini düşünelim. Zaman sıfır derken henüz voltmetre ile bir şeyler gözlemlemediğimizi kastediyorum tabii ki. Yani voltmetremiz eksi 70 milivoltta dinlenim potansiyelinde bekliyor. Fakat kısa bir süre sonra elektriksel potansiyel bu noktaya ulaşıyor. Çünkü bütün bu pozitif iyonlar birbirlerinden uzaklaşmaya çalışıyor. İşte bu noktada voltajda bir yükselme görebiliriz. Dolayısıyla voltaj farkında bir değişim olacak. Bunu tabloda küçük bir tümsek olarak gösterebiliriz. Ama voltaj farklılığı yeteri kadar yüksek değilse herhangi bir şey de gerçekleşmeyebilir. Ya da voltaj farklılığı yeteri kadar pozitifse voltaj kapılı iyon kanalları tetiklenebilir. Belki de buradaki fark eksi 55 milivolt olur. Bu da şurada gösterdiğim iyon kanallarını tetiklemeye yeter. Evet bunlar sodyum kanalları ve görevleri pozitif yüklü iyonları içeri almak. Bunlar da potasyum kanalları, görevleri de pozitif yüklü iyonları dışarı atmak. Akson tepesinde bu kanallardan çokça bulunur. Bu kanallar bir kere aktifleşti mi sinyali akson boyunca iletebilirler. Sinyal buradan da diğer nöronlara iletilir. Ve beyin içinde ya da nereden bağlılarsa koordinasyonlu bir iletişim gerçekleştirilir. Bu ilk uyarı herhangi bir tetiklemeye sebep olmadı diye düşünelim. Fakat yukarıdan gelen başka bir uyarımız daha olsun. Bu uyarı da bir önceki gibi böyle bir tümsek oluşturabildi ama tek başına gücü tetiklemeye yetmedi. Fakat alttaki ile birleşip aynı anda potansiyellerini topladığımızda eşik değerini geçmek için yeterli etki sağlanmış oldu. Böylece aksiyon potansiyeli serileri salıverildi. Sonuç olarak nöron ateşlendi. Tamamen elektriksel potansiyel sayesinde aksonun elektrotonik potansiyeli yayıldı ve harekete geçirmiş olduk. Bütün pozitif iyonlar nörona boşaltılmış oldu. Şimdi ilginç bir noktaya geldik. Size şöyle bir soru soracağım. Bütün bunların en ideal şekilde gerçekleşmesi için nöronu nasıl tasarlarsınız? Yani mesela nöronu olabildiğince iletken yaparsınız, değil mi? Bu da düşük direnç demek oluyor ek olarak çevresine yalıtkan bir madde sararsınız. Yani çevresine yüksek dirençli bir madde yerleştirirsiniz. Bu arada burada yandan bir kesit görüyoruz. Evet ne diyorduk? Yalıtkan bir şey lazım çünkü elektriksel potansiyelin dışarıya sızmasını istemezsiniz. Bu elektriksel akışın yavaşlamasına sebep olurdu. Bunlar fizikte öğrendiğimiz basit elektriksel kurallar. Aslında şöyle düşünebiliriz. Elinizde çok iyi bir iletken olan bakır teller var diye düşünelim. Çevresine de çok iyi bir yalıtkan olan plastikle kaplıyorsunuz çevresini. Evet. Elektrik kaybı olmadığı için bu telin içinden iletim çok daha hızlı ve kayıpsız gerçekleşecek. Yani çevrede yalıtkan madde bulunduğunda ileti daha hızlı olacak. Öyleyse aksonu iyi bir yalıtkanla sarıyoruz. Yalıtkan meselesi aksonun çoğu parçası için doğrudur. İşte Miel'in kılıf tam da bu işi görmek için orada. Miel'in kılıf aslında çevresel sinir sisteminde şıvan hücreleri tarafından oluşturulur ve elektriği iletmez. Buraya çizdiğim bu büyük şekil Miel'in kılıf. Üstüne de yazalım. Evet, Miel'in kılıf. Peki şimdi sorun ne, problem ne? Gördüğünüz gibi bu akson oldukça uzun. Çok çok büyük bir canlı. Mesela dinozoru hayal edelim. İleti boynunuzdan iletilmeye çalışılıyor ve boynunuz 20 metre uzunluğunda. Aslında düşününce insan olarak bile yine de epey uzun. Birkaç metre uzunluğunda ya da her neyse, yani basitçe gözle görülür bir uzaklığı elektriksel iletiyle aşmak istiyorsunuz diyelim. En sona yaklaştığınızda iletinin gücü iyice azalmış olur değil mi? Dolayısıyla ileti ilginç şeyler başlatacak ya da belki de başka nöronları uyaracak kadar güçlü olmayabilir. O zaman bu sisteme bir ekleme daha yapmamız gerek. Neden iletiyi hızlandıracak bir adım atmıyoruz? Peki ileti nasıl hızlandırılır? Gidip internetten araştırmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen açıklıyorum. Miel'in kılıfı seviyorum. Tamam. Fakat neden Miel'in kılıfın aralarına küçük küçük boşluklar yerleştirmiyoruz? Bu boşluklar gerektiği zaman iç kısmın dış kısmına etkileşmesini sağlayacak. O yüzden biz de bu boşluklara voltaj kapılı kanallar yerleştiriyoruz. Bunlar gerektiğinde aksiyon potansiyeli oluşturup sinyali hızlandıracaklar. Gördüğünüz gibi bunlar normal bir nöronun anatomisinde bulunan yapılar. Kocaman bir miyelin kılıftansa boşluklu bir miyelin kılıf görüyoruz. Bunu siyah çizecektim bir dakika. Evet, böyle çizeyim. Önce şunu sileyim. Bir saniye burayı temizlememe izin verin. Evet, böyle güzel görünüyor. Aksonun üzerine boşluklar çizdiğimizde akson çevresindekilerle etkileşime geçebilir. Bu boşluklara Ranvier düğümleri ya da boğumları diyoruz. İkisi de aynı anlama geliyor. Buralara boşluklar çiziyorum. Burası bir Ranvier düğümü, mielin kılıfın arasındaki boşluklar, buradaki de başka bir Ranvier düğümü. Burada mielin kılıf kesintiye uğramış değil mi? Bu boşluklara sinyali hızlandırmaları için voltaj kapılı kanallar yerleştiriyoruz. Eğer sinyal bütün bu yolu tek başına kat ederse gerçekten zayıflayabilir. İlerledikçe zayıflar ve yok olabilir. Fakat iletinin aksonun sonuna ulaştığında diğer nöronları uyarmak için yeteri kadar güçlü olması gerekiyordu. Bunu bu aralıktaki voltaj kapılı kanallarla sağlayabiliriz. Sinyal zayıflamış olsa bile aralardaki voltaj kapılı kanallar sinyali tekrar aktive edebilir. Böylece sinyal hızlandırılabilir. Öyleyse şimdi sinyal hızlandı. Arada yavaşlayacak, tekrar hızlanacak. Buradaki voltaj kapılı kanallar aracılığıyla hızlanacak, sonra tekrar gücünü kaybedecek, sonra tekrar hızlanacak. Öyleyse miyelin kılıfı bu şekilde boşluklu istiyoruz. Çevresinde de yalıtkan madde bulunmalı ki enerji kaybını minimuma indirelim. Sinyali hızlandırmak için miyelin kılıfın kapsamadığı aralardaki bu küçük boşluklara ihtiyacımız var. Aksiyon potansiyelin tekrar tekrar başlaması, yeniden tetiklenmesi için bu boşluklar bize lazım. Bir elektrik mühendisi gibi konuşacak olursak buralarda sinyal çoğaltılıyor. Diğer bir deyişle sinyal güçlendiriliyor. Bu işlem sürekli gerçekleştiriliyor. Hatta yukarıdan gözlem yapacak olursak sanki sinyali atlıyormuş gibi görürüz. Çünkü sinyal durup durup tekrar tetikleniyor. Burada tetikleniyor, daha sonra burada, sonra burada tetikleniyor. Zaten bu yüzden buna atlamalı iletim diyoruz. Bu kelime aslında Latince kökenli saltare Yine nasıl okuy okunduğundan tam emin değilim. Latincem çok iyi değil. Fakat atlamalı iletimin İngilizcesi olan saltatory'nin saltare kelimesinden geldiğini biliyorum. Saltatory de atlamak, sıplamak demek. Çünkü yukarıdan baktığımızda sinyal atlıyormuş gibi görünüyor. Ama gerçekte böyle bir şey olmuyor. Sinyal pasif bir şekilde ilerliyor. Öncelikle akson tepesinde tetikleniyor ve elektriksel ileti ile pasif bir şekilde taşınıyor. Sonra da hızlandırılıyor aksonun çevresindeki miyelin kılıf sinyalin mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemesini sağlar. Bu noktada küçük de olsa bir sinyal kaybı yaşanır. Tam da bu kayıpların yaşandığı yerlerde Ranvier düğümleri devreye girer. Bunlar voltaj kapılı kanalları yeniden aktive eder. Bu da bir aksiyon potansiyeliyle sonuçlanır. Sinyal hızlanır, tekrar yavaşlar. Hızlanır, yavaşlar. Hızlanır, yavaşlar, hızlanır. Ve ileti aksonun sonuna geldiğinde en az kayıpla bilgiyi iletmiş olur.